Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Yine görüşmek üzere geldik. Yavrum 6. sınıf fen bilgisi 5. dersin. Yavrum doğadaki ile döngüler. Doğadaki döngüler. Arkadaşlar doğadaki döngüler geçen derslerde aldık nitrojen gazı. Söyledik nitrojen gazı nerede bulunur ve nasıl olur? Söyledik oluşum tabii N2 atmosferin %70'i. %70'i ne kadar? %72'si nitrojen gazıyla oluşuyor. Ve sebep oluşumu da bakteriyeydi veya şimşekten oluşuyordu. Arkadaşlar dedim ki pardon %78, 75-78 arasında böyle civarında oluşuyor nitrojen gazı. Ve iki şekilde de var, amonyum ve nitrat şeklinde. Şimdi bugün konumuz aynı doğadaki döngülerden biri. Bizde ne var? Karbon veya oksijen. Karbon ve oksijen döngüsü. Arkadaşlar karbon ve oksijen döngüsü ne demektir? Karbon ne demektir? Karbon neden geliyor? Karbon kızım oğlum yanmakta geliyor. Her şeyin yanması, ağacın yanması veya kağıdın yanması, işte petrolün yanması veya mazotun yanması, her şey yanması neden gerek? Karbonla geliyor. Oksijen ne demektir? Hayat gazıdır. Oksijen de şeydir. Şimdi bakın burada eğer not defteriniz ilave etseniz yavrum yazsanız bunu kızım oğlum. Bitkiler yazışım hayvanlar. Bitkiler ve hayvanlar. Yani karbonla veya oksijen arkadaşlar o nedir? Bitkilerle hayvan arasında. Tabii karbonla karbondioksit gazı anlamına burada gelir. Özü karbon yanmaktan geliyor. Karbon. Ama karbondioksit gazı yok. Karbondioksit gazıyla oksijen orada gaz olarak kimle kimle arasına geliyor? Bitkiyle hayvanlar arasında. Canlı ve cansız, yani her ikisi canlı birbirlerine yardım edecek. Tabii bitki de bize de yardım da olacak. Biz de aynı. İşte bitkiler burada da bak yazmışım altında fotosentez. Hayvan altında da yazmışım solunum. Ne demektir? Anlamı ne demektir bunların? Bunların bakın ne söylüyor? İşte bitkiler. Bitkiler ne yapacaklar kızım oğlum? Bitkiler fotosentez yapacaklar. Fotosentez olayı ne demektir? Fotosentezde biliyorsunuz işte nedir? Su kökten alıyor. Güneş vuruyor. Yaprakta yeşil plastit var. Ne yapacak? Yemek yapacak. Yemek yapacak da fotosentez oluşur. Fotosentez olayında, fotosentez işleminde bize ne verilir arkadaşlar kızım oğlum? Bizi oksijen verilir. Yani hayvanlara da bize de oksijen verilir ve ne alır? Karbondioksit gaz alıyor. Bu fotosentezde. Solunum sistemi ne demektir ki sen nefes alıyorsun. Tabii nefes aldığı zaman nefes aldığını izlerdiniz. Bir de solunumda. Solunumda alındaki nedir? Oksijen alıyorsunuz, karbondioksit veriyorsunuz. O zaman bir ilişki vardır. Birbirimize yardım ediyoruz. Bakın Allah Subhanehu ve Teala neler koymuş dünyada. Neler vermiş. Biz insan bazı şeylerin kıymetini bilmiyor maalesef. Çünkü ondan sonra bir konumuz var. Dengeli değiştirmek. İnsan değiştiriyor işte. Kızım ol. Bakın dikkat edin sadece bunlara. Not defterinize yazın. Bu döngüde bitkiler bize ne veriyor? Karbondioksit veriyor. Oksijen veriyor. Karbondioksit alıyor. Hayvanlar ne veriyor? Karbondioksit veriyorlar, oksijen alıyorlar. Burada bizle. Tabii bu da bunun oksijen sebep oluşumu fotosentezdir. Karbondioksit oluşumu sebebi nedir? Solunumdur. Bana da dikkat edin. Anlaşıldı mı? Her nefes alıyorum, veriyorum ya da her hayvan nefes alıyor, veriyor. Aldığı zaman oksijeni bitkiden alıyor, karbondioksit bitkiye veriyor. Bitki de aynı şeyi fotosentezi yaparken bize oksijen veriyor ve karbondioksit alıyor. İşte bu döngü dolanıyor. Dolanıyor. Durmak yoktur. Durduğu zaman bitti. Ne ben, ne sen, ne kedi, ne aslan, ne kaplan, ne bitki kalmaz. Bu dolanıyor kızım. Dolanıyor. Dönüyor. Bu dönmek dursa bay bay, görüşmek üzere. Olur. Tamam mı canım? Şimdi bakın kızım yavrum, işte bu dolanmaktır, bu döngüdür. İşte birbirlerine dolanıyor. Bakın bir şekilde bu dolanmakta dolanıyor. Bu ona veriyor, o buna veriyor. İşte bu dolanıyor. Buna ne diyeriz yavrum?
döngüsü. Burada kitapta yazmış karbon. Özü karbon kızım yavrum yanmaktan geliyor. Ama en önemlisi karbondioksit gazı olur CO2 veya oksijen O2. İşte bunlarla biz beraber yaşarız. İşte bu döngüsü önemlidir. Anlaşıldı mı yavrum? İşte bunu size anlattığım zaman biliyoruz zaten 6. sınıf oldunuz. Yani fotosentez olayı bilmiyorsunuz neden? Sonunu ne demektir? Bunları hepsini anlatmışsınız bilmiyorsunuz. Arkadaşlar burada bir not vermişim size. Not işareti. Atmosferdeki oksijenin yaklaşık %90'ı nerede bulunur? Sahrada mı? Karada mı? Nerede mi? Hangi yerde oluşur? Arkadaşlar en önemlisi arkadaş okyanuslarda. Okyanuslarda oluşur. Okyanuslarda oluşur canım. Bildiniz mi? Okyanuslarda oluşur. %90'ı okyanuslar. Çünkü neden? Bazı öğrenci sorar, hocam neden? Çünkü okyanusun içinde en fazla, en nefis bitkiler vardır. Bitkiler olduğu zaman ne yapacaktır? Oksijen fazla olacaktır. Umarım bu döngünü anladınız. Ve basit bir şekildedir ve kısa bir şekildedir, güzel bir şekildedir sanırım anladınız. Arkadaşlar bir konumuz var, dengeyi değiştirmek. Dengeyi değiştirmek, değiştirdik, evet değiştirdik ya. Değiştirdik ama korona ne yaptı bize arkadaşlar? Yine eski haline döndürdü biraz. Anlaşıldı mı? Allah hepimizi korusun, sizi de korusun ya Rabbi. Canım, dengeyi değiştirmek evet. Arkadaşlar 2000 sene önceki sanayi sene oldu. Sanayi sene ne demekti? Yani eskiden arkadaşlar bu kadar araba yok idi yavrum. Eskiden bu kadar fabrika yok idi. Eğer annenizden, dedelerinizden sorarsan böyle de yok. Önceden bir araba var idi canım. Bir eve bir araba. Şimdi maşallah maşallah. Anne bir araba, baba bir araba, abi bir araba, abla bir araba. İşte bu arabalar mazot istemiyor. Evet mazot istiyor. Bu arabalar çalışırken mazotlar ne olur? Duman oluyor. Ne olur? Denge bozuluyor. Hava kirleniyor. İşte bu anlamıdır. Başka bir örnek. Mesela hayatınızda birçok bunlar var. Başka bir örnek. Arkadaşlar ben başka bir ev istiyorum. Sen başka bir ev istiyorsun. Abiniz ya da ablanız başka bir evde yaşıyor. Ev yapmakta ne olur? Sen ne yapıyorsun? Yol açmak istiyorsun ve ev yapmak yapıyorsun. O zaman alanları, ağaçları kesiyorsun, ev yapıyorsunuz. Anlaşıldı mı? İşte bu da etkisi vardı. Eskiden eğer annenizden, babanızdan sorsanız, eskiden Erbil'den Şaklava'ya kadar yollar böyle değildi yavrum. Yollar böyle değildir. Neydir? Hepsi ağaçlıydır. Şimdi maşallah Erbil'den çıkıyorsun, evdir, apartmandır, tarladır, hatta Şaklava'ya kadar. Hiçbir boş yer görmüyorsun. Doğru, güzel bir şeydir. Ben buna yani şeyim yoktur ama ağaç yıkmak da lazım. Havanı etmek lazım. Anlaşıldı mı yavrum? Yani biz görevimiz nedir? Dersimizde veya kitabımızda ben öğrencilerime de her zaman söylüyorum. Canım yavrum bir şey kesiyorsun onun yerine bir şey. Bir kalem kırıldı onun yerine bir başka kalem yerine koy. Bir gün ihtiyacın olmasa yana ihtiyaç olur senin bu kalemi. Anlıyorsun da söylüyorum. Sen bir çiçek kupartınız. Ne kadar güzeldi. Kokusuna hayran oluyorum. Rengine hayran oluyorum. Sen bunu kestiniz. Başkasınızla bir güzel çiçek ol. Sen bir çiçek de dik. Bir ağaç kestiniz. Tamam. Bir yol açtınız. Doğru asla doldu. Kolay oldu. Yakın oldu. Ama başka yerlerde ağaç dikin. Bu dengeli şey. Eskiden arkadaşlar bu kadar fabrika yok idi. Arkadaşlar bu kadar evler yok idi. Bu kadar yani her aile 4 aile beraber abisi, ablası veya hepsi torunlar hepsi beraber yaşardı. Şimdi herkes bir ev. Bu kadar ev istiyorsun. Bu kadar o zaman olur dengeyi değişiyorsunuz. Ağacı kestim. Ev yaptım. Fotosentez yetti. İşte kuşların yuvası gitti. İşte bunlar yavrum hepsi etkisi vardır. Hepsi bizim dengemiz bozması vardır. Hatta
Hatta yavrum kızı mesela bazı mesela kömür yanmaz, ağaç yanmaz, hepsi bunlar işte etkisi vardı, havayı kirletiyor. Bizde mesela kimyasal maddeler, böbrekler için kullanıyoruz. İşte ona da etkisi vardır. Kızım, oğlum, umurum budur. Bundan böyle. Hepimiz beraber bir ağaç kessem, iki ağaç dikerim. Tamam mı? Hem bizim için ecir olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylemiş. Hatta söylüyor, hadisi peygamberde söylüyor arkadaşlar, kıyamet koparken eğer elinizde ağaç varsa o ağacı dik, ananın şey ol, kaç. Yani bak, hatta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize değil, biz hatta hayatımız, yani her şeyi anlatıyor bize kızım, oğlum. Her şeyde doğru, ben istiyorum ev, doğru, ben de seninle. Araba istiyorum, doğru, ben de istiyorum okulum büyük olsun, güzel olsun, güneşli olsun. Benim milletim veya kavmim yüksek olsun, fabrikalar olsun, ama ağaç dikme. Çok güzel, ben çok şey oldum, bizim hükümetimiz Rim Kurdistan çok güzel bir şey çıkarttı. Dedi her ev yaparken evinin önünde iki ağaç dikmek lazım. Çok ben bu kanuna çok şey oluyorum. Yani iki ağaç dik. Bir de söyledi, her zaman ağaç dikmek lazım her yerde. Maşallah bu parklar bizim için koyuldu, bu bahçeler koyuldu. Hepsi bu ağaçlara hayırlıyorsun. Minara Parkı veya Şanederdir veya büyük parkımızı Sami Abdurrahman Parkı. Bu şeyler, bu bahçeler bizim için çok önemlidir. Çok iyi. Bakın insanlar rahatla oturuyor. Eskiden her zaman giderdik. Şimdi bu hastalıktan dolayı işte yasaklandır. Çok iyidir. Ama mesela iyidir. Ne olur el bilir, havasını temizler bu ağaçlar. Nedir? Oksijen fazla eder. Karbondioksitleri alıyorlar. Şimdi yani umurum budur. Biz de evde her zaman bir ağaç dikeriz, bir fidan dikeriz eğer bahçeniz varsa. Anlaşıldı mı yavrum? İnsan oluruz bu dengeleri. Yavrum, denge yani ne yaparız? Dengeyi düzeltiriz. Ve umurum budur, her bu şeylerden hayatımızda bir ders almak, bir not almak. Anlaşıldı mı yavrum? Bu hepsi nedir? Hepsi doğaldaki döngülere bağlı, karbonlar ve oksijen arasında, karbondioksit gazıyla ve oksijen arasında. Arkadaşlar, eğer vakit kalırsa canım, aynı derste aynı devam ederiz. Bu defa su döngüsü alırız. Su döngüsü çok kolaydır. 4. sınıfta da almışsınız inşallah, umurum budur. Herkes biliyor. Su döngüsünü de isterseniz ben size şimdi anlatacağım. Kısa bir şekilde, güzel, hızlı bir şekilde de. Hadi yavrum, not defterinizi başka sayfaya yazın. Hadi yazın su döngüsü. Hadi canım. Kaldım uçuyor. Kalemleri koyacağım üzerine. Arkadaşlar su döngüsü. Burada yazarız. Su döngüsü. Arkadaşlar su döngüsü, su hayatımızdır. وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Sudan her şey yaratılmış. Arkadaşlar susuz insan yaşayabilmez. Sen yaşayabilirsen, ben, bitki, hayvan, hepimiz susuz yaşayabiliriz. Su döngüsü ne demektir? Su ne demektir? Arkadaşlar bir resim yapacağız. Ben her zaman öğrencilerime anlatacağım. Bu şekilde hemen anlarlar. Arkadaşlar burada güneş. Burada okyanus oldu, deniz oldu, nehir oldu. Bu güneş buna vuruyor. Burada da yavrum bulut. İşte arkadaşlar biraz bir şey oldu, sileceğiz. Demeyin hocam yanlış belirtirdi. Belki de rüzgarla biraz da olur su bele şekilde yağmur. İşte arkadaşlar. Güneş, deniz. Arkadaşlar. Evet.
Bu sadece burası bir anlatacağım size. Burada da bazı not şeyler vereceğim size yavrum. Bakın, su döngüsü ne demektir? Su döngüsü, arkadaşlar, eğer cesse bu su dönmese hayat kalmaz. Aynı susuz yaşayabilmezsen. Bunların önceki havanı buldunuz doğru ama susuz. Belki de 16 saat, 17 saat oruç olursunuz. Yemeksiz, şeysiz yaşayabilirsiniz. Ama nefes de doğru, nefes de önemli. Ama ondan sonra eğer su olmazsa belki de insan bayılır, boğulur, öler. Su esastır. Tabii bizde arkadaşlar, bu dünyamızın, gezegenimizin yüzde ne kadar? %75. %70'i sudur. %75'i sudur. Arkadaşlar bu sular, arkadaşlar çoğu, arkadaşlar okyanustur, denizdir, göllerdir, nehirlerdir. İşte hepsi bunlar %70. Dünyamızın yüzde kaç? %75'i sudur. O da nedir? Okyanus, deniz, nehir, göller, bataklar. İşte bu hepsi bu şeyimiz. Nasıl olur su döngüsü? Nasıl döner? Bizde arkadaşlar, bizde güneş Uras denize ya da okyanusa ya da nehre ya da göle. Ne olur arkadaşlar? Su buharlaşır. Yukarıya çıkar. Buhar olur. Buhar olur. Buhar olduğu zaman birbirlerine bu buharlaşıyor olur. Bizim için bulut olur. Bulutlar ne olur? Arkadaşlar yoğunlaşır. Yine tekrarlıyor. Yani su döngüsü iki şey aittir. Birinci buharlaşma. İkincisi yoğunlaşma. Arkadaşlar buharlaşma, yoğunlaşma. Buharlaşma ne demektir? Kızım, oğlum, yoğunlaşma ne demektir? İşte buharlaşma suyun sıvıdan gaza. Buharlaşma ne demektir? Sıvıdan gaz. Tabi suyu kaç hal ver? 3 hal ver. Sıvı, katı, gaz. Katı tabi kar olarak. Sıvı sudur. Gaz buhar olur. Buharlaşmadan ne demektir? Gazdan ne olur? Sıvı. Anlaşıldı mı yavrum? Tam tersi. Arkadaşlar bu su döngüsüdür. Bu su döngüsüdür. Bak burada da yine yağmur oldu. Yine aşağıya döndü. Bu da yoğunlaşmadır. Yoğunlaşma. Burada da buharlaşma. Kızım, oğlum, yavrum, su döngüsü de yüzde ne kadar? %70. Arkadaşlar yediğimiz çok şey oldu. Ha canım, bu şekilde olsun. %75'i sudur. Tabii nehirlerdir, göllerdir, okyanuslardır, denizlerdir. Okyanuslardır, nehirlerdir, şeyler. Yavrum, güneş vuracak. Güneş vurduğu zaman sıcak olur. Ne olur? Buharlaşır. Buharlaştırmadığı zaman arkadaşlar bulut olur. Bu bulutlar birbirine çarpar. Savuk, rüzgar, yerler olur. Bu bulutlar savuk olur, ağır olur. Bizim için yine yağmur olur, yine dönüşür. Buna ne deriz? Yoğunlaşma. Ve o sıvıdan gaza buhardır. Gazdan sıvıya buharlaşmadır. Umarım bunu da anladınız veya not verdiniz. Arkadaşlar, acaba bitkiler, hayvanlar aynı bu suyu döndürürler? Evet, döndürürler. Evet, o döndürürler. Yavrum, hayvanlar yedikleri yemekleri veya şey olmakları terlemekle yine döndürürler ve atık maddeleriyle döndürebilirler. Arkadaşlar, bitkiler söylüyor, bak, su döngüsünde ana süreçler nelerdir? Tabii dedik, buharlaşmadır, yoğunlaşmadır, yağıştır, terlemedir. Arkadaşlar, işte bitkiler de evet, pullar vardır yapraklarında, terlemekle yine döndürürler. Hayvanlar ise
arkadaşlar solunu ve idrar şey yoluyla aynı dışarı döndürürler. Su aynı yine döndürürler. İşte bu da su döngüsüdür. Umarım bunu anladınız güzel bir şekilde. Arkadaşlar geliriz sayfa 78'e. Kısım olup su döngüsüdür ve insanlar. Acaba su döngüsüdür insanlar affedersiniz. Ne demektir? Maalesef, maalesef ve çok hayatımda veya çok şeylerde, yerlerde göreceğim. İnsanlar bu suyun kıymetini bilmiyorlar canım. Bak, tatlı su sen kullanıyorsun. Ben, sen, siz, hepimiz evde. İşte, yemek yapıyoruz. Banyo yaparız. Bulaşık yakıyoruz. Çamaşır yakarız. Bahçe sularız. Araba yakarız. Arkadaşlar, bazı insanları görüyorum maalesef suyu açık bırakmış, sabaha kadar su yere geliyor, harcıyor. Tabi bu günahkarlıdır. Ya da bazıları caddeli sokakları hepsini yakıyor. Sabah saat 7'den kalkmış işte caddeli yakıyor. Sen kapının önünü yakadınız, tamam, temizlik güzeldir. Tanıdılıfı ile İslam radıyfı. İslam dini tamam onu. Ama söylemle temizlik etmek. Tebzil etme. Ellel müvezzirine kânu ihvânu şeyatîn ve şeytânu kâne rabbî kafûrâ. Kızım, oğlum, yavrum. Doğru. Bahçede suladınız, kapatırım uzun. Arabanın zekâdı abiniz, kapatırım. Şey derim, inan inan yavrum. Yani bazı şeyler bu harcanamak. Bana su geliyor, yarın o bize geçmiyor. O bir, şimdi Erbil'de bu problem vardır. Bazı ülkelere, bazı yerlere su ulaşmıyor. Su gelmiyor. Neden? Ben işim bittiği zaman kapatacağım. Kapatacağım suyu. Başkası için geçin. Başka mahallesi geçin. Başka insanlar için geçin. Ben bulaşık yıkadım. Ben bahçemi suladım. Ben caddeni şey yetedim. Kapat. Başkası için geçin yavrum. Sen bittin insansın. Başka da senin gibi insanın. O da ihtiyacı vardır. İşte onun için arkadaşlar tatlı su miktarı gün be gün, saat be saat az oluyor. Veya tuzlu su temizlemesi çok pahalıdır, para ister. Ve bu su, hatta yeraltı suları o kadar sıcaktı, yeraltı suları da kurumaya başlıyor. Yani ben sizi korkutmuyorum yavrum. Ben size şey etmiyorum ama ben ne yapıyorum? Ben sizi uyandırırım. Ben size şey veriyorum, derste de var, kitapta da var kızım yavrum. Söylüyor bize her zaman, her zaman suyu kullandığımız zaman dikkat etmek lazım. Mesela insanlar vardı, saygılarımla, dişleri fırçalıyor. Dişleri fırçalıyken konuşuyor, cık cık cık. Musluk da açık, su geçiyor. Musluk da açık. Ya yavrum kapat bunu canım. Doğru, temizlik esastır insan için. Ama su kullanmamız da gereklidir. Yani nasıl? Yani her şey haddi var. Her şeyin şeysi var. Şimdi bak burada, hatta kitapta da size verilmiş. Diş fırçalaması 4 litre su. Elbise yıkamasına 60 litre. Bulaşık yıkamına 48 litre. Veya bahçe sulanmasına 60 litre. Yani belki de fazla da olur. Yemek pişirmek 32 litre. Affedersiniz, tuvalet kullanmasına, işte bu şeylere 20 litre. Arkadaşlar, mutfak şey etmesine 20 litre. Tuvalet aynı temiz şeysine, aynı o 21 temizlemesine. İçme suyu 1 litre. Yani bakın ne kadar insanlar şey ödüyor. Hatta kızım, oğlum, yavrum, sen bunu kurmasan değerleri de kurmazlar. Bir nimet, bir çok güzel bir nimet Allah bize vermiş. Sen de kur, başkalarınız için ulaşsın. Ben de kuracağım başkaları için. Yavrum hatta ulaşsınlar. Anlaşıldı mı yavrum? Bak burada söylüyor. Yeryüzünde şimdi bulunan su miktarı milyarlarca yıl önce de vardır. Onu rağmen de yıl her yıl suyun ihtiyacı artmaktadır. İçmek, banyo yapmak, yemek pişirmek ve artık temizlemek ve
bunlar hepsi insan, bunları üretmesi için veya hayvanlar, aynı hayvanlar da yavrum, onlar da ihtiyacı var. Hayvan besliyorsun, hayvanın yeri yakamak, bardaları yakamak, arkadaşlar mesela şey etmek, hepsinin bu su ihtiyacı var. Bahçe veya bitki, hepsi su ihtiyacı var. Arkadaşlar umurum budur, herkes suyunu korusun, her ihtiyacını yapsın ya da başkasına da bu ihtiyaçlar şey olsun. Kızım, oğlum. Son defa tekrarlıyorum, doğadaki döngüler ne demek? Karbon veya oksijeni aldık ve sonradan su döngüsü aldık. Su döngüsü de dedim, iki önemli olaydan olur. Buharlaşma, su buharıdır. Denize vurdur geliş, güneş denize vurarken buharlaştı. Ondan sonra da bulutlar yoğunlaştılar, yani ağır oldular. Savuk havayla yoğunlaşma oldu veya bizim için yine su tekrar döndü. İşte bu dönmezse, bu olmazsa hayat olmaz. Bunun kıymetimizi tabii burada da bu notu yazdım. Buharlaşma sıvıdan gaza, yoğunlaşma gazdan sıvıya. Eğer bunun kıymetini bilmesen, sen bu su da kalmaz. Ve umurum bunu her dersten bir not aldınız. Yavrum dikkat edin veya umurum da temizlik önemlidir. Ben söylemiyorum banyo yapma, ben söylemiyorum bulaşık yıkama, ben söylemiyorum çamaşır yıkama. Yaka canım, her birisinin. Ama neyle? Her insan, yani kanaatle. Ben bittim, kapadım, başkasına gidecek. Umurum budur. Anladınız yavrum. Ve bu notları aldınız. Ve kitapta da okunuz. Ve başarılar dilerim siz için. Ve sağlık söylerim. Siz için umurum budur. Görüşmek üzere canım. Güle güle yavrum.